Bir Perşembe sabahından daha günaydın. Günaydınlar. Nasılsınız hocam? İyiyim. Her gün yaşlandıkça yeni şeyler öğreniyoruz. Şimdi de finans lügatimize yeni bir sözcük geldi. Nedir? Jumbo Jumbo karides. Jumbo kat. jet. Jumbo indirim, değil mi? Jumbo Evet. Yeni J'ye yazınız. kat. Evet. Şöyle ben beklemiyordum yani. Valla ben bu hafta sonu düşündüm. Düşündüm, düşündüm, düşündüm. Dedim ya tamam hakikaten öyle yapacakmış. Şimdi anlatırım niye öyle dedim. Okay. Yoksa biliyorsun ben de bugüne kadar yani 25. Fed hayatta böyle dramatik oynamaz. Evet. 25, 25, 25 gider diyorduk. Evet Evet. ama hafta sonu düşününce üzerinden şey var, bir mantığı vardı Zaten arkasında. anlattı da az çok yani. Evet, Ufak tefek kendisi de evet. anlattı. Şimdi Anlattı. hikaye Fed'i konuşacağız tabii biraz. Ondan Evet. sonra diğer taraflara yansımalarını konuşuruz. Hı. Emerging'e sirayet edip etmeyeceğini biraz konuşuruz. Zaten burada ne dediğimi zaten anlıyor insanlar. Yani. Bu emerging lafına bayılıyorum. Yani, değil mi? Neden? Yani gelişmekte olan ülkeler. Gelişemedi henüz. Ya Yıllardır. doğduğumuzdan aynı kategoride. Ya yani bir Güney Kore oradan çıktı. Orada duruyoruz. Ve bu her seferinde bir şey oluşunda dünyada yani ya kötü ya iyi. İşte bu gelişmekte olan ülkeler nasıl yansır? Anlaşılıyor ki yansımıyor yani. Gelişemiyorlar. Devamlı gelişmekte. Evet. Şimdi genel zaten siz devam edersiniz. Ben çok böyle ince bir girizgah yapayım. Genel mantıkta dedi ki Powell Bey, ekonomi şu an iyi kondisyonda ve biz bunu iyi yerde tutmak istiyoruz. Labor market tarafında, istihdam piyasası tarafında kaygılar olduğunu zaten biliyorduk, konuşuyorduk. Orada bu şeyin 6 aylık dönemde 0,5 yüzdelik bir işsizlik değişiminin bir resesyon sinyali olabileceğine dair geçmişte zaten sizinle de bir tur konuşmuştuk. Siz de söylemiştiniz burada. Genel baktığımda benim piyasa yani biz işte 30 bas puan fiyatlıydı. 33 bas puan fiyatlıydı piyasa şeyden önce toplantıdan önce. 50 ve bir tık şey ne denir? Piyasanın beklentisinin ötesinde aslında. O yüzden de volatil hareketler oldu her tarafta yani. Ya %60'a kadar çıkmıştı olasılık ama orada Evet. kaldı yani. Evet. Şey ne denir? Evet, piyasa güzel oynadı. Yo yo oynadı yani. Bir Evet. gitti geldi gitti geldi. Evet, mesela ben bu piyasa oynaklığını şeyi beklemezdim. Hani Fed'in buna şey yapacağını, kapı açacağını Evet. beklemezdim. Geçmişteki şeyden hikayeden ama gördük ki Ama bir şey olmadı. Yani net gitti gitti geldi gitti gitti geldi aynı kaldı yerde sonra. duruyor. Evet. Evet. Bir doların kafasına vurdular biraz. Evet. DXY'in. Evet. O 100,8'lere falan geldi. Projeksiyonları yayınladılar tabii. Bir önceki Evet, Haziran'daydı. bunlar önemli. O önemli. Ben birkaç şey söyleyeyim sonra size bırakayım. Hepsini Okay. rol çalmayayım. Bir orada istihdam piyasasındaki şey 2024 projeksiyonu mesela 4 bekliyorlarmış Haziran'da. 4,4 Dörde bekliyorlar. çıkardı. Evet. E Evet. bu da zaten niye Evet. yaptığını gösteriyor, değil Aynen. mi? Evet. 2-3 tane şey vardı. Bir tanesi bu. Diğeri büyümedi. 2,1'de onu 2'ye çektiler. Şeyde PCE'de de Onları indirdiler. onu indirdiler. Yani Evet. 2,6, 2,3. Evet. 2025'te 2,3'ten 2,1'e indirdiler falan. Genelde de dot plot hikayeleri de oradaki Uber Evet. doguş. İyice E ama hala kaydettiler. piyasadan şey az. Piyasa az tabii. Fed'in dot plot yani piyasa daha çok bekliyor hala. Şimdi şu çok iyi bir şey söylediniz hocam. Şimdi normalde Fed'in söylediğiyle piyasa hep daha artı plus 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 fiyatlıyor. Orada bir premium var yani. Şimdi mesela dünkü toplantıda bu premium yoktu ya. 0,35 falan fiyatlıyordu ya piyasa. 50 gelince çalışan şey yapıyor yani piyasa. Evet, hatırlıyorsan şey El Arayan dünkü şeyde Lak Lak seansında televizyonun piyasa böyledir dedi yani. 25 verirsin 50 ister, 50 verirsin 75 ister dedi. Evet. Haklı. Evet. Şimdi şeye bakıyorum. İki toplantı kaldı. İki toplantıda 70 bas puan fiyatlıyor. Yani bir Piyasa öyle 50 fiyat. daha var yani hani sanki yani Ama fiyatladı. Fed öyle demiyor. Fed öyle demiyor tabii evet. Bir bilgi de şey 2025 sonuna kadar bugünden itibaren 8 indirim daha fiyatlamış oluyor. Biz toplantı öncesinde ne diyorduk? 9,8 10 falan fiyatlıyordu. Onun biraz üstüne çıkmıştı gerçi. 10,3 falan demişti. Ama ana fikir 9,8 10 civarındaydı. Şimdi ikisini yapmış oldu burada. 25-25 diye okuduğumuz için böyle konuşuyoruz. 3 ile 2.75 terminus 2025 sonu gidip geliyordu. Evet. Şimdi piyasa 2.75 Fed 3 diyor. Aynen. 2-2-2-2 Yani öyle 80'ler falan demiyorlar da fiyatlı. işte küsuratlarını Evet. kesiyorum.
Şimdi bu tabii şeyi Fed'in bu kadar önden yüklemeli, önden yüklemeli, 50 bas falan önden yüklemiş oluyor. Şey önden... Nereden yükleyecekti başka? Hakikaten ya, başka ne zaman yapacaktı? Değil mi? Ya ama arkadan ama... yüklemeli ne demek mesela? Yok öyle bir yok öyle bir şey neden şu interim falan hikayelerini tabii konuşuyorduk hepimiz. Evet, evet, diyeceğim şu. Fed'in bu söyleminin dolar endeksine etkisi var. İşte riski var dedi. Konuşuyoruz. Altın etkisi var. Bitcoin de 61 binlerdeydi zaten şeyin öncesinde. Toplantı oraya kadar yükselmişti. Evet. Çat bundan mı yükselmişti? Beklentiden mi yükselmişti? Birden bire bir rally gördük. Beklentiden evet. Yükseldi aslında evet. Yani şey. 50 beklentisinden yükselmedi ama. Yani indirim bir indirim beklentisinden yükseldi. Evet. Sonrasında bir 62'lerin üstüne attı. Şimdi hala oralarda. En son şunu söyleyeyim sonra bırakayım artık şey lafı. Şimdi gelişmiş ülke merkez bankalarına sirayet edebilir bu durum. UK, İngiltere, ECB tarafı. Onların elini biraz sanki böyle sıkıştırıyor. Evet ama aradaki fark da çok açılmıştı. Evet. Yani 5.25 nerede, 4.5 nerede? İngiltere'yi yani, söylüyorsunuz. Avrupa'yla da Avrupa'yla da evet. Kanada'yla açıldı ara. Doğru söylüyorsunuz evet. Buradan benim baktığım şu makalelerde falan onu söyleyeyim sana. Evet. Gelişmiş ülke merkez bankaların tarafında şey bu dolara biraz daha bu aşağı yönlü volatil trende devam eder diye okuyor insanlar. Öyle. Evet. Özellikle ben euro dolar kurunda şimdi Avrupa'da devrede, İngiltere'de devrede orada volatilite bekliyorum. Ya, pariteyi işte biraz daha volatil slightly pozitif fiyatlatır bu. Evet. Hikaye. Doğru. UK, GBP sterlin biraz daha fazla olabilir. Bu benim fikrim. G10 tarafı böyle. Gelişmiş ülkelerde TL'ye sadece söyleyeceğim. Bakıyorum 5 günlük periyotta en çok satılan biziz. Buradaki de bu beklenti de sanki ya evet Fed indirdi. Biz de indiririz ve o tarafa doğru bir tendency olur gibi bir şey var sanki yani. Öyle fiyatlama ve bu benim şeyim yorumum. Evet. Ama şey... biraz sonra şeyden de bahsederiz. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinden de bahsederiz. Orada açıkça gözüküyor ki şeyden önce, yılbaşından önce bir indirim var. Bu piyasa beklentilerini konuşuyor. Yani bunlar da profesyoneller. Okey, çok konuştum hocam ya. Kusura bakmayın. Yok, niye? Ben oturayım siz bunu. Biz bu arada böyle şey, Copacabana'ya mı gidiyoruz? Hakikaten. Gideriz, yani. Niye gitmeyelim? Yani Fed'le de işimiz bitti. Peki, ben artık topu size bırakayım hocam. Tamam. Şimdi bu piyasaların oynaklığına, daha doğrusu böyle fingirdemesine bayılıyorum. Biz geçen hafta neredeyse Perşembe gününe kadar hiç kimse 50-50 konuşmuyordu. Hafiften bir şeylerde CME'nin Fed Fund Future'larından bir böyle şeyler, ihtimaller yükseliyordu. Ama herkes yani Fed'in yine vakur davranacağını ve 25'lerde falan gideceğini düşünüyordu. Birdenbire Cuma günü bir eski New York Fed Başkanı Dudley yumurtladı. Evet. Dedi ki yani çok geç kaldınız dedi. Curve'ün arkasında kaldınız dedi. Mutlaka 50 yapılması lazım dedi. Ve çok iyi bir case var dedi. Yani yeteri kadar sebepler var dedi 50'yi indirmek için. Arkasından bir Financial Times'ta, bir New York Wall Street Journal'da bir iki tane makale çıktı. Cuma günü birdenbire 50 oldu her şey. Şimdi öyle olunca ben de oturup düşündüm. Ve kendimi şeyin pabuçlarına koydum, Cey amcanın. Niye risk alsın? Ya zaten 5.25. Enflasyon düşmüş, Fed hedefinin yarım puan üzerine gelmiş. Manşet enflasyondan konuşuyorum. Ki hedefe 2.5'a gelmiş. Şeyde ciddi bir bozulma var istihdam tarafında. Evet, yani şimdi basın toplantısında şeyleri söyledi. Zaten biz ikinci mandatimize konsantre olduk dedi. Onu evvelki hafta da söylemişti. Şeydeki bozulmayı o da şey yaptı, kabul etti. Ama ortada bir şey yok dedi. Ekonomi tıkırında dedi. Enflasyon düşüyor. Şeyde istihdam piyasasında da çok önemli bir şey yok. Yani hala iş kazanıyoruz falan dedi. Tabii burada işte biraz göçmenler var falan. Yine de başka bir laf etti satır aralarında. Dedi ki bu veriyi Ağustos'ta aldılar. Temmuz'da gelen kötü istihdam verisinin
biz eğer daha önce alsaydık biz bir öncekinde zaten düşürmüş olurduk dedi. Yani demek ki bir risk gördü. Şimdi ben hafta sonu niye fikrim değişti onu söyleyeyim. Ya şimdi ben Fed başkanı olsaydım yani bir taraftan siyasi baskı yiyeceğim. Öbür taraftan istihdamı daha bozacağım. Eğer böyle büyük bir jumbo yapmazsam. Yani niye risk alsın? Şeyin de riski yok. Burada, 50 indirmenin de riski yok bu arada. Burada yani. Söyledi de. Yani hani şeyde ne denir? Bu hem ekonomik açıdan, ekonomik standpoint'ten hem de risk management tarafından bakıldığında yapılması aynen lazım. O kelimelerle. Evet. Aynen o kelimelerle. Çok ilginç. Evet, evet yani onları düşününce birdenbire bende şey oldu. Yani dün akşam hiç sürpriz olmadım ben. Böyle aydınlandım. Hmm. Ama öyle düşünmüyordum yani bu şey cumadan önce. Bir de piyasa şeyi konuşuyor. Bu nötr seviye denen bir seviye var. Bunun ne olduğunu matematik olarak hiçbir zaman öğrenmiş değilim ben. Nötr seviye dediği şey ne restriktif ne akomodatif. Yani ne piyasayı kısıtlayıcı ne de genişlemeci. Onun tam bir yerinin çok üzerindeyiz diyordu bütün uzmanlar. Ama neresi orası? Faiz oranı olarak söylüyorum. Sıfır reel faiz. %2 enflasyonu sıfır reel faiz aslında. Yani teorik olarak öyle. Evet. Evet. Ama yani bu piyasanın algılamasıyla alakalı değil mi? Şimdi sıfır reel faiz belli bir konjonktürde kısıtlayıcı olabilir. Başka bir konjonktürde genişlemeci olabilir. Yani ya ben onlarda da bir matematik bir formül olduğunu zannetmiyorum. Herhalde onlar da tartıp ediyorlar falan. Oradan 150-200 bas puan yüksek olduğumuz konuşuluyordu cuma günü yani. Yani duman çıktı orada. Bence doğrusunu da yaptı. Bence bu bütün dünya için iyi oldu tabii. Gelişmekte olan ülkelerin biraz daha gelişmesi için bayağı bir, iyi bir yol oldu. Aynen bak o kelimeleri ben de yazmışım yani. Hem ekonomik olarak hem de risk yönetimi olarak yazmışım. Bir de şey söyledi tabii. Evet dedi yani biz şimdi her iki mandate'imizi de takip ederken yani bir taraftan enflasyon öbür taraftan azami istihdam bunları biz gözetliyorduk. Bunların bir tanesi artık önemli olmaktan çıkınca rekalibre ettik dedi. Tekrar kalibrasyon yaptık dedi. Gayet normaldir bence iyi yaptığını düşünüyorum. Enflasyon her ne kadar hedefe yaklaşmış olsa da basın toplantısında gelen sorularda hayır zafer ilan etmiyoruz da koydu oraya. Evet. Yani bu tabii zaten dot plot'ta da gözüktüğü gibi böyle hiç koşa koşa gideceklerinin bir garantisi değil. Hatta herkes zaten indirim sürecinin başlamış olduğunu zaten kabul ediyor. Kimse inkar etmiyor Fed'den de ama basın toplantısındaki gazeteciler onun ağzından cımbızla şey lafını almak istiyordu. Yani 50'ler devam edecek mi falan diye. Evet, evet. Orada tabii yüz vermedi ona tipik olarak. Yani biz datayla gideceğiz. Daha bir sürü datalar gelecek dedi. Orada istihdam gelecek dedi. Enflasyon gelecek falan dedi. Ama yani şöyle akıllı bir şey yaptı bence. Yani bir taraftan risk almazken öbür taraftan da bir gider ayak demeyeyim daha bir yere gitmiyor ama bir Jay Powell legacy'si yarattı. Yani ben soft landing'i becerdim diyecek. Evet, sonunda değil mi? Yumuşak inişi. Tabii Trump amca tipik Trump amca yani normal bir şey söylemesine imkan yok. Hemen çıktı dedi bunlar şey dedi. Ekonominin kötü olduğu belli dedi yani bunun yüzünden yaptı dedi bir de dedi şeye oynuyor dedi bu şimdiki hükümete oynuyor dedi yani o ona demeye getirdi hükümet kanadından öyle negatif bir şey gelmedi Powell da şeyi tekrarladı yani bizim gayet sağlıklı bir istihdam piyasamız var dedi yani biz şu anda hem bu kalibrasyonu yaptık hem de bu yumuşak inişi sağlamak için bunu zaten yapmak zorundaydık. O riski almadı. Şimdi onun üzerinden Fed'in projeksiyonları sen de bahsettin. Bu sene 25-25 iki tane daha Fed diyor. Piyasa öyle demiyor. Piyasa bir sonrakini Kasım toplantısını zaten tam seçim sonuçlarının açıklanacak günden iki gün sonra olduğu için o riski almayacak diyor piyasa 25 diyor. Aralık toplantısında da 50 diyor piyasa. Yani bu seneyi bir 75 puan daha söylüyor piyasa. Fed 50 diyor. Bu arada şeyi tebrik edelim.
Citi ve JP Morgan'ı tebrik ederim. Bunlar bir ay önce 50 demişlerdi. Evet. Hatta bir tane daha 50 diyorlar demeye devam ediyorlar. Goldman Sachs'la BofA benim gibi 25-25 demişlerdi. Ben de oradaydım. Evet. Yani biz sınıfta kaldık yani burada. Yani ben en azından dönek olarak cuma günü döndüm yani. Ben toplantıyı evet. bile izlemedim hocam ya. Enteresan şimdiki fiyatlamalar, dediğin gibi piyasanın fiyatlaması bu senin 4 ile bitirmemiz üzerine. Evet. Toplam 75 puan olmuş oluyor. Bundan sonraki 2 toplantıda. Gelecek seneki 8 toplantıda da 1 tam puan, 100 bas puan konuşuyor. Bunun 4'ü ilk 4 toplantıda. Evet. Pardon, 125 puan bekliyor piyasa. Özür dilerim. İlk 4 toplantıda Haziran'a kadar, bir de en son Aralık'ta, tabii çok uzak o. Orada da inerse yılı 2.75'te bitiririz diyor piyasa. Şu anda en yüksek ihtimaller olarak. Haziran, evet doğru. Fed'inkiler farklı tabii orada. Fed'in sen de söyledin. Onlar şimdi büyümeyi Haziran toplantısında 2.1 bekliyorlardı. Şimdi onu 2'ye indirdi. Evet. Bu sene için. Gelecek sene de 2.2 zaten, evet. Hep öyleydi. Dediğin gibi işsizliği demek ki onlar da bir risk gördüler. 4'ten 4.4'e yükselttiler. PCE'yi falan biraz düşürdü orada. Ama tam rakamlarla bakacak olursak bu sene 4.4'te bitiririz diyor Fed fundı. Evet. Faizi. Tabii öyle bir şey olmayacak. Yani ya 4 ya 4.5 olacak değil mi? Yani öyle olacak. Piyasa 4 olarak şey yapıyor. Burada ekleyeceğim bir şey, bu arada ekonomik veriler de sanayi üretimi, imalat falan iyi çıkmaya başladı. Tekrar biraz bozulmuştu. Atlanta Fed büyüme tahminlerini de yükseltti orada. Senin dediğin gibi istersen bir de çabucak şeye de gelelim. Yani piyasanın reaksiyonuna da gelelim. Biliyorsun bir altın rekor kırdı. Evet. Dolar feci inmeye başladı. Hı hı. Hisse senetleri uçtu. Ondan sonra bunların hepsi tekrar pıtır 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 başladı. Bir yere geldi. Benim için ilginç olan şeylerin, tahvillerin reaksiyonuydu. Hı hı. Çünkü tahviller yükseldi, getiriler yükseldi. Yani siz faizli jumbo indiriyorsunuz, getiriler, tahvil getirileri yükseliyor. Bir kere yükselmesi daha fazla oldu. Tabii uzun bacaklı olanların, ki o normal, okey. Yani daha uzun vadede yükselmesi okeydir. Zaten artık normal eğriye geçiş yapıyoruz. Ama diğer taraftan daha kısa vadelilerin yükselmiş olması bana insanlarda acaba, yani şimdi bunlar dizginlerin sol tarafını, enflasyon tarafını bir daha boş bırakıyorlar. Acaba bir daha mı enflasyon gelir diye öyle bir endişe mi var diye bir soru işareti yarattı. Esas faizler üzerinde değil de hisse senetleri, altın ve dolar üzerinde biraz tahmin yapmakta zorlaştı bu durumda. Yani şimdi. Evet. Çünkü altın daha orada değil ama bir overbought teritoriye girerse bir tehlike yaratır. Biz biliyorsun daha önceki şeylerde de uyarmıştık yatırımcıları. Altının son derece sağlıklı, müthiş bir momentumu var. Ama yükseliş meyili makul kaldığı müddetçe. Yani orada spike'lar görürsek bu tehlikeli olur. Yatırımcıları buradan uyaralım. Yani altının böyle yükselirken birden böyle yapmasın, bence üzerine atlamayın diyorum. Kesinlikle. Evet. Histerik fiyatlamalar hep zarar. Testere gibi. Dolar tarafında bence biraz volatilite göreceğiz ama dediğim gibi şu anda Fed'in rekalibrasyonuyla bence yavaş yavaş dengeye doğru bir hareket yapıldı. Kaldı ki Amerikan dolarının faizleri diğer paralara karşı hala daha cazip. Yani bir sterlin orada yaklaşık duruyor. Ama bir taraftan Kanada, diğer taraftan Euro'la bakarsan daha hala yüksek duruyor orada. Bence Bitcoin tarafına da tabii yaramış olduğu kesin kriptolara. Teknik olarak da Bitcoin'de gördüm ben. O bir alçalan kanaldaydık uzun zamandır. Biliyorsun biz
bir aşağı trendin resmi tanımını yeni en düşükler ve alçalan en yüksekler evet. diye yaparız. Son swing, son dalgada kırdı onu. Şey yapmadı, yeni en düşük yapmadı. Evet. Bu bundan sonrası için bir iyiye işaret olabilir. Biraz erken konuşmak için. Bir de orada o kanal, düşen kanalın kanal ortasındaydı. Kanal ortaları zor geçiliyor hikayesi var ya. Evet. Orayı aştı yani. Şimdi evet. O rahatlama evet. var biraz. Tabii. Tabii yani kanalın üst tarafından çıkmadığımız müddetçe tüm bu konuşmalar ha. boş. Evet. Ama şu anda da ben henüz oradan çıkacağımıza dair bir işaret söylemiyorum evet. izleyicilere. Sadece aşağı 50'nin altı riski çok azaldı. Evet, rahatladı artık. Orası biraz. Evet, aynen. biraz rahatladı. İyi söylüyorsun. Kanada 3 tane indirdi, düşünün yani. Hı-hı. Bütün her taraf başladı. Avrupa biliyorsun indirdi. Ondan sonraki basın toplantısında bitiriyor muyuz vaktimizi? Yeah. Ya, tamam. ya benim de şeyim gelecek, helikopterim gelecek. Şimdi kapanıyor da ona vakit verdim. Yukarısını hazırlarsın için hocam. Yukarısı şey, lazım. Temizlediler mi? şeyin Lagarde'ın toplantısı fazla yüz vermedi ve hatta yani bundan sonraki indirimi bekleyebiliriz. Belki yıl sonunda bir tane falan yaparız demişti. Evet. Avrupa orada biraz daha ayağını sürecektir. Piyasa 33 bas puan bekliyor yıl sonuna kadar. Bilmem sen de en son durum ne? Oradaki enflasyon resmi tabii çok şey oldu. Yani rahatladı. Çok düşük. Aynen öyle. 30, 31-32 falan bekliyor. Evet, daha da inmiş. Evet. Bugün İngiltere'ye hiç kimse beklemiyor. Hı. Ama dünden sonra bir sürpriz olur mu diye de böyle bir kulağım orada olacak. İşte o sıkıştırıyordan evet, kastım o yani. Evet. Şey, Merkez Bankası. Evet. Bir de İngiltere'de yüksek kaldı. Evet. Tabii 5'te. Sorun hem İngiltere'de hem Avrupa'da iki tane iki bacaklı şey sorunu var. Enflasyon sorunu var. Hala hizmet tarafı yapışkan. Hala ücretler. Tabii o pandemiden sonra falan ne bir ücretlerde de bir patlama oldu. O da enflasyona negatif etki yapıyor. Göreceğiz İngiltere'yi. Bir de, ama ters tarafından da bakarsan İngiltere'de son büyüme sıfır çıktı. Yani. Bir de Fed örneğinden bakınca şey ne denir? İstihdam tarafı daha geç ivmeleniyor. Evet. Aynen öyle. Bravo. Yani çünkü orada o işten çıkarmalar ya da işte ne denir? Kapasiteyi düşürmeler, işletmelerin kapasitelerini ya fabrikanın kapasitelerini düşürmeleri falan filan biraz zaman alıyor belki evet. yani. Çünkü o layoff adam okey kötü gidiyor. Şimdi yapsam dese 6 ay zaten yani. Evet. Tabii siyasi olarak da bir takım gelişmeler var Avrupa ve İngiltere tarafında. Bir kere bu yeni şey Labour hükümeti Starmer vergi artıracak. Başka hiçbir kaçarı yok. Yani NHS çökmek üzere. bütün kamu hizmetleri kaliteleri bir hayli düşmüş vaziyette. Bu insanları asabi yapıyor İngiltere'de. Öbür tarafta da biliyorsun Draghi'nin uzunca bir şeyi vardı, raporu vardı. Yani biz Avrupa böyle bir gidersek batarız dedi resmen. Yani Avrupa'nın bir canlanıp bir silkelenmesi, işte ister teknoloji olsun ister ekonomi olsun bizim her tarafımızda bazı devrimleri yapmamız lazım dedi açık olarak. Tabii Avrupa çok hantal tabii yani görüş birliği sağlamak da o kadar yerde şey çok zor. Orada bir şey değişiklikleri yavaş yavaş konuşmaya başlayacakmışız gibi geliyor yani Avrupa hocam. Politikasında. Bu tabii yarın olmayacak yani yıllar alır biliyorsun Avrupa'yı. Bizim buralardan böyleyiz. Çin de cuma günü bir şey o bir yıllık iki yıllık loan faizlerine bakacak. Yani piyasa açıkça diyor ki yani bana daha çok teşvik vermen lazım diyor. Hmm. Çünkü bu bir şey gibidir. Kokain gibidir. Aynı şeyin söylediği gibi. El Arya'nın söylediği gibi. Öyle bir hale geldi ki Çin piyasası o yapısal sorunlar işte konut tarafı, yerel yönetimler, gölge bankacılık bilmem ne. İçinden çıkmalarına imkan yok oradan. O ya o 10 sene falan alacak oradan. Diğer taraftan işte ihracattı, üretimdi falan o devamlı teşvik, 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 teşvik. Ve bu yapı o 1 verirsen 2 isterim, 2 verirsen 3 isterim demeye devam edecek. Ben cuma günü yani ne yapsın? 1,5'tan kaça düşür, 0'a mı düşürecek yani faiz oranlarını? Ya yani onların
böyle daha dramatik bir hareket yapması lazım. Ben piyasayı destekliyorum diye bence o yapacağını zannetmiyorum öyle bir şey. Çin'den aynı hikayeleri yaptılar tabii, likit enjekte ettiler yani. Evet. Hatta millete voucher vermeyi falan bile konuştular biliyorsun. Yani oradan çok büyük bir hareket beklemiyorum. Ben bilmiyorum neler olacak Çin tarafında. Enflasyon tabii hareket etmiyor. Ve bütün uluslararası yatırım kurumları da %5 büyüme şeyini artık sildi. Yani herkes 4'lere, 4.5'lara, 4.3'lere falan düşünmeye başladı bundan sonraki büyüme verilerini Çin'den. Yani çok saygıdeğer veriler de Çin olunca şımarıyoruz biz de yani aslında. Büyümüyor. Evet. Bence Cuma günü şey de var. Diğer çekik gözlü arkadaşlarımız da var. Süper. Onlar da bir şey yapmayacaklar büyük bir ihtimalle. Ama piyasa onların yıl sonundan önce bir tane yapmasını bekliyor. Yani 25'ten bir tane yukarı çıkarmasını bekliyor. 30 Ekim'deymiş o ikincisi. Biri yarın, diğeri ikincisi. Bu arada şey başkanlığına aday olan şu anda iktidar partisi başkanı biliyorsun ayrılıyor. Ona adaylardan bir tanesi bir hanımefendi var. Sanae. Sana ne gibi bir isim var ya kadının. O kesinlikle şeye karşı. Hangi bir faiz artırımına böyle radikal bir şekilde karşı. Bakalım artık siyaset oraları nereye getirecek. Öbür taraftan Bojun yönetim kurulundaki adam Tamara mı? Tamaka mı? Tamaki. Tamaki mi? Tamara mı? Tamura. Tamura okey. Bulacağız ortasını. O %1'e çıksın diyor. Yani. Tamaki Yamazaki'den aklımıza geldi hocam. Ah Yamazaki demeyin ben şuradan eskimden büyüdüm alayım. Benim oğlan şeyde Japonya'da. Aha. Gelirken ne getireyim baba dedi. Onun sorusu mu soru? Herhalde kimono getirecek halin yok yani. Evet. Benden hikayeler böyle. Dediğim gibi Bitcoin tarafında biraz daha iyimserleştim. Altında bir şey yaptık. Bir uyarı yaptık. Yani bu altın düşecek falan diye söylemiyorum ama yani yatırımcılar biliyorsun bir işler şey olmaya başladığında DNA'ne bu kötü ucundan uzanırlar ya onu yemeyelim yani öyle bir şey yapmayalım. Yoksa altındaki şey temel veriler hep destekleyici yani merkez bankalarından tut diğer tarafa indirimlere kadar. Tarih oralardan fiyatlanan müşterileri hep yatırımcıları hep söyler. Şunu çok duyduk yani bu 2017'de ya elimde 18 bin dolardan Bitcoin var ne yapacağım? Hatırlar mısınız? Evet. İkinci rallide de ya elimde 4 bin dolardan Ethereum var, 3 bin dolardan, 3800 dolardan Ethereum var ne yapacağım? Falan sorularla karşılaşıyorduk hep. Tabii. Bizde turşu. Maalesef öyle olur. Yani daha da önceye gidelim. Şey 1996 mıydı Rusya krizi? Ve tabii oralarda o Rusya krizi LTCM. Çıktı. LTCM'in batışı falan. O zamanlar bizde endeks 1600'lerde falandı. MKB 100 endeksi 1600'lerdeydi. Ondan sonra böyle 2000'lere doğru bir rally yaptı falan. Bir sürü insanlar sattılar. Ondan sonra 99 depremi oldu. Ve ardından endeks 2000'den 20.000'e gitti. Ondan sonra geri 7.000'lere falan indiğinde ben de 20.000'den endeks var diyenler tabii çok Tabii. Evet. Ya tekrar buradan yapalım. Herhangi bir grafik, ben teknik açıdan uyarıyorum. Herhangi bir grafikte eğer şöyle bir trend varsa o trend ilelebet gidebilir. Onunla o tempodur kalabilirsiniz. Şu yukarı trend değildir. Evet. O patlamadır. Her patlama bir çatlamayla biter. Evet. Var mı hocam ekleyeceğiniz şey? Böyle bir şey gözyaşılı bir uyarıyla bitirelim. Evet. Şu Trump mülteci hikayesini anlatırken bir çok kedi güzel köpek hikayesi. Yok hocam. Çok güzel bir şey gördüm. Pankart gördüm. Adam bir tanesi diyor ki şey Hispanic oradaki İspanyollardan bir tanesi. Diyor ki tahmin ediyorsun bak. Göçmenlere ihtiyacınız var. Çünkü Trump'ın eşlerin 3/2 göçmen. Gördüğünü hatırladım. Ve görüyorsunuz ki Amerikalıların yapmak istemediği işleri biz yapıyoruz. Çok güzel. Çok çok iyi. Çok güzel. Peki. Herkese görüşmek üzere. Görüşmek üzere.